Örgümüze devam edelim arkadaşlar. Bir sıra modelden yapmıştık. 3 artırma sırası daha ördüm modelden sonra. Terslerle birlikte 6 sıra ördüm. Şimdi bir sıra daha modelden yapacağız. Düğme bandını örüyorum. Şimdi burada arkadaşlar bir sıra yapmıştık. Hemen onun modelin kenarından hizalayarak 4 ilmek ayırıyoruz. Bir ikinci yuvadan bir ilmek çıkarıyoruz. 1 2 3 ve 4 ilmek örüyoruz. Aynı yuvadan bir ilmek daha çıkarıyoruz. Örgümüze devam ediyoruz. Artırmamızı yapıp 2 ilmeği örüp tekrar artırma yapıyorum. Tekrar buradaki modeli hizalayarak 4 ilmek. Bir ikinci yuvadan hemen bir ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 ilmek örüyorum. Aynı yuvadan bir ilmek daha çıkarıyorum. 1 2 3 4 ilmek örüyorum. Tekrar 4 ilmek ayarlayıp buradan bir ikinci yuvadan batıyorum. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Tekrar yuvadan bir ilmek daha çıkarıyorum. İlmekleri gevşeterek alıyoruz. Örgümüzü kasmasın diye. Elimizle de düzleyebiliriz, gevşetebiliriz. Bir artırma yapıyorum. Tekrar. Arka bölüme geldim. Tekrar bu modeli hizalayarak 4 ilmek ayırdım. Bir ikinci yuvaya battım. İlmeği çıkardım. 2 3 4 ilmeğimi ördüm. Tekrar çıkardım. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Şimdi tam iki modelin arasında kaldı. 4 ilmeğim. Hemen ikinci yuvadan bir tane ilmek çıkardım. Yine 4 ilmeği örüp bir ilmek daha çıkarıyorum. Modelimiz çok basit bir model. Kolayca yapılıyor.
Yemek eksik ördüm ben. Bir de değil, iki ilmek eksik örmüşüm. Bir, iki, kol bölümünde bir taneydi modelimiz. Bu sırada iki tane yapıyoruz. Tırmalarımızı yapıyoruz. Tekrar 4 ilmeğimiz kaldı. Modelin yanından itibaren 1, 2, 3, 4. Tekrar bir ilmek çıkarıyoruz. Düğme bandımızla geldik. Onu da örüyoruz. Terste de terslerimizi ters yine aynı düzleri düz örüyoruz. Modelin arka bölümünü tekrar göstereyim. Aldığımız ilmek bu. Onunla birlikte diğer ilmeği ters örüyorum. Ortadaki iki ilmeği örüp bu ilmekle de diğer çıkardığımız ilmeği örüyorum. Bu sırayı bitirelim yine arkadaşlar. Düz tarafta 3 artırma sırası yapalım. Tekrar devam edelim.
3 artırma sırası ördüm. Şimdi burada yaptığımız modelden bir sıra daha öreceğiz. Düğme bandımızı örelim. Bir, iki ilmek ördüm. Diğer yaptığım modelin hizasından 4 ilmek ayırıyorum. Bir ikinci yuvayı batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. 4 ilmeği örüyorum. Tekrar aynı yuvadan bir ilmek daha çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum. Hemen diğer yanından 4 ilmek hizalıyorum. Ve 2 ilmeğin arasından ikinci yuvaya batıp bir ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar aynı yuvadan bir ilmek çıkarıyorum. Örgüme devam ediyorum. Artırmamı yaptım. Ve diğerini. Şimdi kol bölümündeyim. Kolda da aynı şekilde yine alttaki yaptığımız modeli hizalayarak 4 ilmek ve tam ortasından ikinci yuvadan ilmeğimi çıkarıp 2, 3, 4 ilmeği örüyorum. Modeli yaptım. 2, 3, 4 ilmek yine ördüm. 4 ilmeğin tekrar ortasından ikinci yuvadan ilmeğimi aldım. 2 3 4 ilmek örüp tekrar yuvadan bir ilmek çıkardım. 1 2 3 4 ördüm. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört, beş. Örüyorum, artırmamı yapıyorum. Modelimiz birinci sırada 1, ikinci de 2, üçüncü de 3 model yaptık. Burada da 3 yapmışız. 4. Bu sefer de 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane olacak.
4 ve 4'ün katları bu model. Yaptığımız modelin içindeki ilmeklerin sayısı 4 ve arada kalan ilmeklerin sayısı 4. Arka bölümü bitireyim. 3 tane daha model yapayım. Devam edelim. Arka bölümdekileri yaptım. Şimdi yine tekrar koldayım. Dört ilmek ördüm arada. Dört. Ve sonuncu modelimizi yaptık. Arkadaşlar bu modelde iliklerimizi de şöyle ayarlıyoruz. İlk iliğimizi modeli kurduğumuz sırada açmıştık. İkinci iliği de ben ikinci modelin sırasında dönüşte açtım. Bir artırma sırasında. Her modelin arasında 3 artırmamız vardı. 3 artırma sırası. Şöyle de ayarlayabiliriz. Bu bağlama yaptığımız ilmekleri sayarak öyle de kurabiliriz. Mesela bu ilikten sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane bağlama sırası yapmışım. Ve 9. sırada iliğimi açmışım. Yani her 8 sırada bir iliğimizi açıyoruz. Terslerle arka sırayla beraber 16 sırada bir iliklerimizi açıyoruz. Örgümüze devam edelim. Ters taraf yine aynı arkadaşlar. Düz yüze geçip yine diğer sıralarda yaptığımız gibi 3 artırma sırası daha yapıp modele devam edelim.